Filistin'le ilgili Balıkesir'de oluşturmuş olduğumuz kamuoyunun 20. ayağını gerçekleştiriyoruz. Sivil toplum platformu olarak ikinci yürüyüşü gerçekleştiriyoruz. Biz inanıyoruz ki Filistin meselesi bütün Müslümanların itikadi bir meselesidir. Bu sebeple de bizden istenen Filistin'e dair, Gazze'ye dair mümkün mertebe gündemde tutmayı ve gündeme getirmeyi amaçlıyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte her ay sivil toplum platformu olarak bu yürüyüşleri gerçekleştireceğiz ve her hafta pazartesi günü yatsı namazından sonra da Paşa Camii'nin avlusunda basın açıklamamızı gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Bütün halkımızı bekliyoruz inşallah. Balıkesir Sivil Toplum Platformu'nun düzenlemiş olduğu bugünkü programı AK Parti teşkilatları olarak tam kadro buradayız. Bu Gazze'deki soykırıma Kuvayi Milliye şehrinden bugün hayır diyeceğiz inşallah. Bu programa katılan tüm hemşerilerimize selamlar, saygılar diliyorum. Hepinize hayırlı akşamlar. Anadolu Gençlik Derneği olarak bu hafta 19.sunu düzenlediğimiz, aynı zamanda Balıkesir Sivil Toplum Platformu olarak da ikincisini düzenlediğimiz yürüyüşün hayırlı olmasını temenni ediyorum. En azından geçen sefer iyi bir kalabalıkla bir yürüyüş yapılmıştı. Burada güzel olan şu, her ne olursa olsun biz gündemimiz her türlü değişebiliyor. Ülkenin gündemi farklı farklı hal alabiliyor. Ama burada mühim olan şu, 7 aydan beri veya 8 aydan beri süren Gazze'de bir Aksa tufanı ile beraber gelen, daha sonrasında da devam eden bir operasyonlar var. Ve maalesef oradaki Filistinli kardeşlerimiz her gün bu acıyı orada çekiyorlar. Bizim elimizden sadece dua etmek geliyor. Ticareti kesmek gerekiyor. İktidarın yapması gereken birçok şeyler var. Ve bunları da en azından harekete geçirilmesi adına bu tür etkinliklerin olmasını olumlu manada karşılıyoruz. Allah hayırlısını versin diyoruz. Organizasyonda emeği geçen tüm kardeşlerimizden, tüm derneklerden teşekkür ediyoruz. Bu yürüyüşün olması tabii ki önemli. Bu zulmün dinmesi için bunu Türkiye olarak, Balıkesir olarak gündeme tutmak durumundayız. Çünkü hala oradaki ateş dinmedi. Oradaki çocuklar hala ölmekte, kadınlar ölmekte, açlık, sefalet diz boyu. Ama biz bunu normalleştirirsek, Türk millet olarak görünmezden gelirsek bu zulüm devam edecek. Biz bunu gündemde tutmak durumundayız. Memur sen olarak, eğitim bir sen olarak, tüm STK'lar olarak bugün Balıkesir'den sesimizi yükselteceğiz. Bu zulmün dinmesiyle ilgili tüm dünyaya haykıracağız. Bu zulüm dinsin, dünya buna kulak açsın. Oradaki bir avuç Müslüman insan yok edilmekte, bir soykırım sürmekte. Bunun dinmesi için biz vatandaş olarak, millet olarak, STK'lar olarak elimizden ne geliyorsa yapmaya her zaman varız, hazırız. Allah inşallah bu yürüyüşümüzü de hayırlara tebliğ etsin.